Günaydın arkadaşlar, yönetim bilişim sistemleri. Yönetim bilişim sistemleri dersimizin 6. haftasına hoş geldiniz. Bu hafta sizinle 4. ünite enformasyon sistemlerine ilişkin etik ve sosyal konulara gireceğiz arkadaşlar. Bir okuma parçamız var. Ben onunla başlayayım. Oradan devam edelim. Davranışlara yönelik hedefler ve kişisel gizliliğiniz hedef sizsiniz. Bazen birilerinin siz web sitesinden takip ettiğini, her tıklamanızı izlediği hissine kapılır mısınız? Web üzerinden araba, kıyafet veya kozmetik ürünü içeren arama yaptıktan hemen sonra neden reklamları ve açılır pencereleri görmeye başladığımızı merak ediyor musunuz? Tamamen haklısınız. Davranışlarınız takip ediliyor ve belli reklamlara maruz bırakılmanız için web üzerinde hedeflenmiş durumdasınız. Ziyaret ettiğiniz web siteleri, girdiğiniz arama motoru sorgularını, ziyaret ettiğiniz sayfaları, görüntülediğiniz web içeriğini, tıkladığınız reklamları, izlediğiniz videoları, paylaştığınız içeriği ve satın aldığınız ürünleri takip ediyorlar. Google dünyanın en büyük web takip edicisidir. Binlerce web sitesini izler. Bir mizahçının da ifade ettiği gibi Google sizin hakkınızda annenizden daha çok şey biliyor. 2009 Mart ayında Google kullanıcıların daha önceki çevrimiçi faaliyetlerini temel alarak kendisi ve ilişkili olan binlerce web sitesinde reklam yayınlamaya başladı. Google hedefleme ile ilgili olarak kamuoyunda her geçen gün artan memnuniyetsizliği geliştirmek için kullanıcılara davranışlara yönelik hedefleme amacıyla derlenen ilgi alanlarına ilişkin enformasyonu görebilme ve düzenleyebilme olasılığını sunduğunu ifade ediyor. Davranışlara yönelik hedefleme. Web sitelerinin kendileri hakkında çevrimiçi olarak açığa çıkardıkları enformasyonu kullanarak eğer mümkünse bu enformasyonu Axiom gibi işletmelerin çevrim dışı olarak topladığı kimlik ve tüketim enformasyonu ile birleştirerek çevrimiçi reklamların etkinliğini artırmayı amaçlamakta. Web tarafından gerçekleştirilen vaatlerden birisi söz konusu veriler doğrultusunda her bir tüketici için özel olarak hazırlanmış pazarlama mesajının ulaştırılması ve sonrasında tıklanma sıklığı ve satın alma açısından sonuçların ölçümlenmesidir. Çevrimiçi takip etmeyi gerçekleştirmede kullanılan teknoloji, çerezlerin, flash çerezlerin ve web işaretlerinin birleşiminden oluşmaktadır. Web işaretleri binlerce web sayfasının herhangi birisini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza yerleştiren küçük programlardır. Programlar ziyaret ettiğiniz alan hatlarını ve web sayfalarını, hangi reklamları tıkladınız ve çevrim içi davranışlarınızı web işaretinin sahiplerinin işlettiği sunucuya rapor ederler. 2 milyon alan adı tarafından yayınlanan 20 milyon web sayfasına ilişkin güncel bir araştırma Google, Yahoo, Amazon, YouTube, Photopocket ve Flickr gibi sitelerin en fazla web işaretçisi kullanan 10 site arasında olduğunu ortaya koymuştur. Tüm web işaretlerinin %20'si tek başına Google tarafından oluşturuluyor. En iyi 100 web alanında yer alan ortalama bir başlangıç sayfasında 50'den fazla izleme çerezi ve işareti bulunuyor. Siz tek başınıza surf yaptığınızı mı düşünüyorsunuz? Sanki biri sizi izlemiyor. İşletmeler daha kesin hedefleme ve yöntemlerini denetlemektedirler. Snapple işletmesi, Snapple yeşil çay ürününü cazip bulan insan tipini tanımlamak için davranışlara yönelik hedefleme yöntemini kullanmıştır. Cevap mı? Sanat ve edebiyattan hoşlanan, uluslararası seyahat eden ve sağlık sitelerini ziyaret eden insanlar, Microsoft, MSN için reklam veren kişi ya da kuruluşlara dünya çapında 270 milyon Windows Live kullanıcısından elde edilen kişisel verilere ulaşma olanağı sunmaktadırlar. Web işaretlerinin amacı ise daha da detaylıdır. Bu araçlar kişisel ilgi alanlarınızı ve davranışlarınızı belirlemede ve böylelikle de tam olarak hedeflenen reklamların size gösterilebilmesinde kullanılabilirler.
Davranışlara yönelik hedeflemenin giderek artan gücü, genişleyen alanı ve kapsamı kişisel gizlilik gruplarının ve Federal Ticaret Komisyonu'nun da dikkatini çekmiştir. Günümüzde web izleme herhangi bir düzenlemeye tabi değildir. Federal Ticaret Komisyonu 2007 yılının Kasım ayında kişisel gizlilik savunucularının insanları izlemeleri durumunda uyarmaya yönelik çevrimiçi görsel işaretler geliştirmeye ve web izleme uygulamalarına katılmamaya tercih etmelerini mümkün kılmaya ilişkin önerilerin dikkate alınması için oturumlar gerçekleştirdiler. Davranışlara yönelik hedeflemeye ilişkin oturumlar Senato'da 2009 yılı boyunca gerçekleşti ve 2010 yılının ilk yarısında dikkatler kişisel konum bilgisinin gizliliğine yöneldi. Google, Microsoft, Yahoo kendilerini tüketici davranışlarını korumaya yönelik mevzuat için istekte bulunmuşlar ancak FTK, internet kullanıcılarının kişisel gizliliğini korumaya yönelik yeni bir mevzuat üzerinde düşünmeyi reddetmiştir. FTK yani Federal Ticaret Komisyonu bunun yerine endüstrinin kendi düzenlemelerini önermiştir. 2009 yılında bir reklam işletmeleri konsorsiyumu FTK'nın çevrimiçi davranışlara yönelik reklam faaliyetlerini düzenlemeye ile alakalı ilkeler önerisine olumlu yanıt verdi. 2010 yılında Parlamento Komitesi lider internet işletmelerine kullanıcıların izleme araçlarını kapatabilmelerine yönelik daha fazla fırsat sunmaları ve kullanıcıların bir sayfaya girdiklerinde izlendiklerinin farkında olmalarını mümkün kılmaları yönünde baskı yaptı. FTK 2010 yılı Haziran ayında Facebook'un kullanıcıların kişisel gizliliklerini korumaya yönelik çabalarını incelediğini açıkladı. Tüm düzenleyici çabalar şeffaflığı, kullanıcıların enformasyonu üzerinde kontrolünü, güvenliği ve kişisel gizlilik taahhütlerinin zamansal istikrarını vurguluyor. Belki de temel etik ve ahlaki soru şu: bireylerin kendi kişisel tanımlanabilir internet profillerinde hangi haklara sahip olduklarının anlaşılması. Tüm bu haklar mülkiyet hakları mıdır ya da sadece bir dayanak varlıkta yer alan bir çıkar ya da kazanç mıdır? Daha uygun reklamları alabilmek için kişisel gizliliğimizin ne kadarından vazgeçmeye istekli oluruz? Araştırmaya göre Amerikalıların %70'inden fazlası hedeflenmiş reklamları almak istemiyor. Şimdi böyle bir okuma parçamız vardı. Benim konu üzerine size sorularım var arkadaşlar. Hiç başınıza internette gezinirken takip edildiğiniz hissine kavuştunuz mu? Hiç bu hisse kapıldınız mı? Daha önce başınıza geldi mi böyle bir şey? Kendi aranızda bir yerlerde bir şey konuşurken telefonunuzun size onu reklam olarak vermesi ya da gittiniz diyelim ki bir klavye fare bir şey baktınız. Sonra her yerde size klavye fare reklamları çıkmaya başladı. Gibi gibi. Peki internette aramasanız da konuştuğunuzda, telefonun etrafındayken konuştuğunuzda buna şahit olduğunuzu. Evet arkadaşlar, telefonlarda ayarlarda böyle bir özellik var, haberiniz olsun. Haberiniz yok, o ayar açık. Gizlilik ve güvenlikte. Etraf sesini dinlemeyi kendiniz izin veriyorsunuz. Ayarlarda otomatik açık geliyor bu. İstiyorsanız kapatabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim size. Benim başıma daha saçma bir şey de geldi. Hiç konuşmadık. Hiç bunun ortamda şeyi olmadı. Muhabbeti olmadı. Konuşulmadı, muhabbet edilmedi. Sadece görsel var. Bir yerde bu düşünülüyor. Düşündükten sonra telefon reklam olarak bunu getirdi. Yani bunu da gördük. Onu da yaşadık. Şimdi
Etik kavramı önemli. Yani bazı bir şekilde izlemiyoruz, bunu bilin. Bizim üzerimizden şimdi internet üzerinden bariz bir şekilde zaten izleniyoruz. Bir izlemeye tabiiz, bize şey yapıyorlar. Bizim konuşmalarımızı, baktığımız yerleri internet üzerinden şey yapıyorlar. İzleniyorlar, inceliyorlar ama onun dışında da bu sitelere girdiğinizde bir çerezler diye bir şey çıkar. Çerezleri kabul ediyor musunuz? Şu mu, bu mu? Bu çerezleri kabul ettiğiniz anda o şeyin, yani siz takip etmelerine izin veriyorsunuz. Yine cep telefonlarında bir uygulama yüklediğinizde uygulama sizi takip etsin mi etmesin mi diye artık sorular soruluyor. Hani buna da şey yapın. Ona da bakın arkadaşlar. Genel olarak takip etmesine izin vermeyin. Bir uygulama sizi niye takip etsin ki yani? Uygulamanın iş gücüm yok. Etmesin. Yani. O etmesin. Sizin de kafanız rahat olsun. Bu ayrıntıları şey yapın. Yine Amerika'da üst düzey yöneticiler tarafından verilen başarısız etik kararlarla ilgili örnekler var. Kitapta ben bunlara bakayım. Burada vermiş zaten. Lehman Brothers 2008-2010 arasında en eski Amerikan yatırım bankalarından birisi 2008 yılında çöktü. Lehman yatırımlarını gizlemek için enformasyon sistemleri ve muhasebeyi aldatıcı bir şekilde kullandı. Lehman aynı zamanda kayıtlarında yatırımların yön değiştirmesi için aldatıcı taktiklere başvurmuştu. VG Trading Company, hedge fon yöneticisi ve VG Trading'de genel partner olan Paul Greenwood, 13 yıldan uzun süredir yatırımcıları 554 milyon dolar dolandırma suçunu kabullendi. Greenwood'un 331 dolara hükümet 331 milyon dolarına hükümet tarafından el konuldu ve 81 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Minerals Management Service, yöneticiler petrol işletmelerinde hediye kabul etme ve diğer faydalar sağlamak kontrol raporlarını olduğundan yüksek gösteren petrol işletmesi çalışanlarını kiralamak, deniz aşırı körfez sondaj kulelerine ilişkin mevcut düzenlemeleri uygulamada başarısız olmak ile suçlandı. Çalışanlar sistematik olarak enformasyon kayıt sistemlerini tahrif etmişlerdi. Pfizer, Eli ve AstraZeneca büyük farmasonik işletmeleri antipsikotik ve ağrı kesici ilaçların klinik çalışmaların sonuçlarına müdahale etmek, çocuklar için uygun olmamasına rağmen söz konusu ilaçları pazarlamak, olumsuz sonuçları gizlerken ilaçların asılsız faydaları olduğunu iddia etmek suçları nedeniyle milyarlarca dolar ödemek zorunda kaldılar. İşletme raporlardaki ve sistemdeki enformasyonu tahrif etmişlerdi. Yine Galyon Grup kurucusu güvenilir kaynaklardan elde edilen enformasyonun ticaretini yapmakla ve Wall Street Bankası'nda 250 milyon dolar ödeme karşılığında diğer yatırımcıların elde edemediği pazar enformasyonunu elde etmekle suçlandı. Siemens dünyanın en büyük mühendislik işletmesi biliyorsunuz. İşletme yöneticilerinin potansiyel müşterileri ve hükümetleri etkilemek için 10 yıllar boyunca dünya çapında rüşvet verdiklerini kabul etmeleri üzerine Alman ve Amerikan mercilerine 4 milyar doların üzerinde ödeme yaptı. Ödemeler muhasebe sistemine ilişkin normal raporlardan gizli bir şekilde gerçekleşmişti. Tabii bunlar için de baktığımızda etik nedir sorusu karşımıza geliyor. Etik, özgür ahlaki birimler olarak bireylerin davranışlarını yönlendirmek için seçim yapmakta kullandıkları doğru ve yanlışa ilişkin ilkelere verilen bir isim.
Yani yaptığımız her işte arkadaşlar, nerede olursanız olun, hangi işi yaparsanız yapın, etik kurallara uymak çok önemli. İş ahlakı, iş etiği, bunlar önde gelmesi gereken konular. Zaten şu an dünyanın geldiği bu durumun, hepimizin de aslında şikayetçi olduğu durumun sebeplerinden biri, gün geçtikçe etik kurallarından uzaklaşıyor olmamız. Bu etik kurallarından uzaklaştıkça sırf para kazanmak için ya da bir şeyleri yapmak için çoğu şeyden feragat ediyor insanlar. Liyakatsız yapılan işler, yani görevine layık olmayan kişilerin layık olmadıkları yerlere gelmeleri, orada dönen adam kayırmacılık, rüşvet, hak etmeyen kişilere hak etmedikleri işlerin verilmesi, yapılacak belli faiz değişikliklerini önceden bilip piyasada ona göre altın, döviz, borsa hareketlerinin gerçekleştirilmesi. Yani bunlar bütün dünyada olan olaylar. Ve bütün dünyada olan bu olaylar öncelikle kendi ülkelerini, ardından da bağlı bulundukları dünya ekonomisini etkiliyor. Yani bu Lehman Brothers'ın batışı ile ilgili çok güzel bir şey var. Belgesel var. Hepinizin bunu izlemesini isterim arkadaşlar. Lehman Brothers niye battı? Yani orada belgeselde anlatılanları duysanız şey yaparsınız ya, yani yok artık diye diye izlemeye devam edersiniz. Sırf para kazanmak için olmayan fonları yaratmak, olmayan fonları insanlara sunmak, bunu popüler hale getirmek, bunun popüler hale gelmesi için bunun reklamını yapacak insanlara nasıl söylenir? Para karşılığı çalışan para karşılığı seks keyi yönlendirmek, hani bu tarz ödüller vermek gibi. Ki bunun daha detayları da var. O belgeselin içinde anlatıyor. Yani yapılanları, şunları, bunları. O kadar o Wall Street'te banka çalışanlar o kadar bir ara paraya boğulmuşlar ki sırf kahve içmeye bir başka ülkeye gidip geri dönüyorlar. Ya da hadi hafta sonu Hawaii'ye, Bahama'ya, şuna buna gidelim. Bir yüzüp geri gelelim diye uçağa atlıyorlar. Tabi bu arada uçak da bildiğiniz uçak değil, yani hani bu bilmem ne sefer sayılı bilet aldığınız uçak değil, özel uçaklar. Özel uçaklarla gidip hani bunu yapıp dönme moduna girmiş işler. Yani çok ilginç siyasi ayağı var işin. Siyasi ayağı, bürokrasi ayağı, çalışanlar ayağı, yani etikten tamamen yıkılmış ve 2008'de bu banka battıktan sonra dünya ekonomisi ciddi bir sarsıldı. Biz de hissettik. Teğet falan geçmedi. O bildiğimiz girdi, geçti, gitti. Yani bizim ekonomimiz de bundan şey aldı. Çünkü ister istemez dünya ekonomisine bağlısınız. Ha, tamam, bizde banka batmadı. Lehman Brothers batınca bizde herhangi bir banka batmadı. Hani o açıdan iyiyiz ama dünya ekonomisindeki daralmanın sizi etkilememesi gibi bir olasılık yok. Günümüzde yine zaten dünya ekonomisi bir daralmaya doğru gidiyor. Daralmaların sonuçları standarttır. Savaş da biter. Şeyi izlerseniz, incelerseniz 1929 büyük buhranı
bir incelerseniz büyük buhranda da olanlar şu ankinden çok farklı değil. Birinci Dünya Savaşı zamanı çok fazla piyasaya dolar sürülüyor. Çok fazla sürülen doların sonrasında arz talep dengesi, bir mal ne kadar çoksa değer o kadar azalır. Amerikan dolarlarının değeri düşüyor. Amerikan Merkez Bankası doların değerini tekrar arttırmak için yani paranın değeri düşünce enflasyon artıyor. Bu enflasyonu da şey yapmak için faiz yükseltiyor. Faiz yükselttikçe piyasada işler daralıyor. Piyasada işler daraldıkça da siz söyleyin yani ekonomi kötü, daha sıkışık hale geliyor. Alt tabaka, orta tabaka bu işten her zaman en fazla etkilenenlerdir. Onlar daha fazla etkileniyorlar. Ve bu süreç devam ederek kendisini 2. Dünya Savaşı'na aktarıyor. Yani bu süreç devam ederek kendisini 2. Dünya Savaşı'na aktarıyor. Böyle bir süreç. Cin devamı şu anda içinden geçtiğimizde çok farklı bir şey değil. Pandemi sürecinde piyasaya sürülen deli gibi bir dolar. Pandemiden önce de zaten IŞİD'in fonlanması sebebiyle o bölgeye aktarılan paralar. Bu arada pandemi tamamen bir sihirbazlık gösterisi gibi. Sihirbazlık gösterilerinde olay nasıl olur? Yani magician, sihirbaz dediğimiz insan size buraya bakın der. Siz bir yere size bir yeri gösterir. Gösterdiği yerde hareketini yaparken aslında arka planda ne istiyorsa onu gerçekleştiriyordur. Sizin odağınız oraya kaydığı için siz onu nasıl yaptığını göremezsiniz. Pandemi sürecinde bu Suriye'de bulunan paralı askerlerin hepsi gemilerle, şunlarla, bunlarla bir şekilde şu an Ukrayna'ya gitti. Aynı adamlar Ukrayna'da savaşıyor. Yani birebir Ukrayna'dakiler onlar. Ne oldu yani IŞİD vardı yoktu bir anda kim ne yaptı? Kim IŞİD'in üzerine bomba attı, bir şey yaptı? Adamları yok etti, hezimete uğratı yok. Yani hiç kimsenin öyle bir şey yaptığı yok ama bir anda pandemi şuydu buydu derken IŞİD ortadan kayboldu. Nereye gitti bu kadar adam? Bu kadar adam evet gerçekten bu kadar adam Ukrayna'ya gitti arkadaşlar. Adamların gittiği yer orası. Tabii o paraların piyasada bulunan çok fazla doların pandemiydi şuydu buydu sebebiyle tekrardan geri çekilmesi, doların değersizliğinin değiştirilmesi amacıyla Amerikan Merkez Bankası olacakları bile bile kasten üstüne gide gide faiz artırmaya devam ediyor. Artırıyor. Bu da piyasaların sıkılmasına, sıkışmasına, orta ve düşük gelir düzeyine sahip insanların daha da şey yapmasına sağlıyor. Bunlar bilinçli şeyler. Yani şu anki Rusya Savaşı da bilinçli arkadaşlar. Özellikle seçtirilmiş bir kişi Ukrayna'nın başında. Donbas ve Harkov bölgelerindeki o bölgede yaşayan insanların üzerine, Rusların üzerine özellikle gidildi, baskı yapıldı. Onlar öldürülmeye, katledilmeye başlandıktan sonra Rusya buna sessiz kalmayıp harekata başladı. Ardından operasyonun birinci ayında taraflar Türkiye'de bir araya geldiler. Türkiye'de bir araya geldikten sonra Ukrayna tarafı dedi ki bizim şartlarımız bunlar bunlar. Rus tarafı baktı şartlara. Kırım bölgesi 10 yıl sonra bir daha görüşülecek. Donbas hariç diğer bütün bölgelerden çıkılacak. taraflar birbirlerinin topraklarındaki askerlerini direkt çekecekler. Ukrayna'nın şartları buydu. Ukrayna tarafı
toplantıya gelirken biz şartlarımızı sunarız, kabul olursa olur, olmazsa çeker gideriz şeklinde geldiler. Rusya direkt kabul etti bunu. Tamam dedi, şartlarınızı kabul ediyoruz. Barış imzalayalım. Biz bütün şartları kabul ediyoruz dediler. Ukrayna tarafı afalladı, şok oldu. Bunların hepsi şeylerde var. Yani uydurmuyorum. Hepsi raporlarda var. Bunlar gerçek yani. Ukrayna tarafı masaya dağıtmak ve kaldırmak için gelen bir taraf. Dediler ki o bir bekleyin bir saniye. Biz bir şeyi arayalım. Kiev yönetimini bir arayalım. Kiev'i aradılar. Sonra geri geldiler. Biz şartlarımızı geri çekiyoruz deyip masadan kalktılar. Yani barışın olması da istenmiyor. Bir savaş var. Savaşın devam etmesi çok fazla istenen bir şey. Ve barışın olması da istenmiyor. Ve şu an dünyada enformasyonla alakalı bu oradaki savaşla alakalı çok ciddi yanlış bilgiler de etrafta doluyor, dolaşıyor, dolaştırılıyor. Orayı çok iyi incelemenizi isterim. Yani bu Ukrayna-Rusya savaşı aslında Ukrayna-Rusya savaşı değil. Rusya ile Rusya'ya karşı bütün Avrupa ve Amerika'nın bir savaşı. Yani olan sadece Ukrayna halkın oluyor. Ben onlar için acıyorum. Yani onlara yazık oluyor. Halkın yani bunda hiçbir suçu yok. Ya tek suçları başa seçtikleri adam. Evet, başa seçtiğiniz adam saçma işler yapabilir. Ve yaptıklarından siz de ülke halkı olarak şey çekersiniz. Cezayı çekersiniz, doğrudur. Ama çekilecek cezanın bu kadar ağır olmaması gerekiyor. Yani bu kadar ağırsa da o kesimin başta olmaya devam etmemesi gerekiyor. Yani yarın bir gün ileride Zelenski ile ilgili çok değişik bilgiler de karşımıza çıkacak. Onu da bilin arkadaşlar. Şimdi enformasyon sistemleri ve etiğe bakacak olursak bu kadar dünya siyaseti yeter. Efsans konuşamıyorum. Enformasyon sistemleri aşağıda sıralanan unsurlar için yeni fırsatlar yaratarak yeni etik sorunları da beraberinde getiriyor. Yoğun sosyal değişim, güç, para, hak ve sorumluluklara ilişkin mevcut dağılımın tehdit edilmesi yaratırken arkadaşlar yeni suç türleri de ortaya çıkıyor. Daha önceden de olduğu gibi günümüzde mesela devam eden farklı suç türleri insanların parayı toplayıp halkı kandırarak para toplayıp bir anda ortadan kaybolması. Bize de burada en son sütü olanda yaşamıştık. Neydi onun adı? Sütçü var diye bir tane. Çiftlik bak. O da o da parayı toplayıp kaçıp gitti. Uruguay'a kaçtıydı herhalde. Yine şeyler de oluyor bu. Bu ara kripto paralarda oluyor arkadaşlar. Kripto para şeyleri, takas firmalarının sahipleri teker teker kaçıyorlar, ediyorlar. Yine Güney Koreli bir tanesi vardı geçenlerde Karadağ'a gitti. Karadağ kaçtı 4 milyar dolarla. Karadağ'da yakalandı bu arada. Karadağ kaçmasının sebebi Karadağ'da şey yok. Suçluların iadesi ile ilgili yasal düzenleme eksikleri var. Mesela hani bu da şeyin sebebi. İnsanlar
şeylere dikkat etmesi lazım. Etik ve sosyal politik konular birbiriyle sıkı sıkıya bağlı konular. Bir enformasyon sistemi yöneticisi olarak karşı karşıya kaldığınız etik ikilem, genellikle sosyal ve politik bir tartışma içinde yansıtılıyor arkadaşlar. Burada söz konusu ilişkiler düşünmeye yönelik bir yol sunuyor. Toplumun bir yaz gününde oldukça durgun bir gölet olduğunu, hassas bir ekosistemin bireyler ve sosyal ve politik kurumlarla kısmi olarak dengede olduğunu hayal edin. İnsanlar bu gölet içinde nasıl davranmaları gerektiğini biliyorlar. Çünkü sosyal kurumlar, yani aile, eğitim, örgütler gibi keskin bir biçimde belirlenmiş davranış kuralları geliştirmişlerdir ve kurallar davranışa ilişkin kuralları koyan ve kuralların ihlali durumda yaptırım uygulayacağını taahhüt eden politik kesim için geliştirilmiş yasalarla desteklenmektedir. Şimdi onun bir göl olduğunu düşün. Enformasyon hakları, yükümlülükler, hesap verilebilirlik ve kontrol, yaşam kalitesi, sistem kalitesi, mülkiyet hakları ve yükümlülük gibi farklı şeyler var. Ahlaki boyutlar var arkadaşlar. Böyle bir 5 tane buradaki ahlaki boyut var. Bunlar enformasyon hakları, yükümlülükleri, hesap verilebilir kontrol, sistem kalitesi, yaşam kalitesi, mülkiyet hakları ve yükümlülük. Bunların neler olduğuna birazdan tekrar bakacağız. Bunun bir göl olduğunu ve bunun ortasına bir taş attığınızı düşünün. Ne olur arkadaşlar? Burası bulanır. Bozucu bir güç ortaya atmış olursunuz. Toplumun ahlakı değerleri, bir toplumun ahlaki değerleri, diğer toplumun ahlaki değerleri tutmayabilir. Bu da her zaman tutacak diye bir kaydı da yok. Sizin toplumunuzda ayıp olaraktan atfedilen bir şey bir başka toplumda çok normal karşılanabilir. Bir Japon topluluğu yemeğe aldığınızı düşünün. Japonlarla oturup beraber yemek yiyorsunuz. Siz veya eşiniz veya anneniz yemeği yapmış. Karşı tarafta bir Japon ağzını şapırdata şapırdata yemek yiyor. Çok rahatsız edici bir şey değil mi bizim için? Hani yani birisinin ağzını şapırdatarak yemek yemesi. Ama bilmediğimiz bir nokta var. Japonlar bir yemeği çok beğenmişlerse karşı tarafa yemeği çok beğendiklerini ifade etmek için ağızlarını şapırdatırlar. Yani toplumdan topluma da böyle değişiklikler görülüyor arkadaşlar. Farklı toplumlarda farklı şekilde durumlar. Avrupa toplumu şu an Avrupa'daki bütün plajlarda üstsüz güneşlenebilmesini konuşuyor. Bizim toplumumuza ters. Başka bir dünya toplum. Yani birçok topluma da ters bir durum. Yani bunun gibi farklı durumlar arkadaşlar karşılaşılabiliyor. Hani orada normal karşılanan sizde normal karşılanmıyor gibi bu tarz kıyaslamalar, durumlar ortaya çıkabilir. O yüzden de hani her etik durum bir başka yerde size etik olarak uymayan bir durum bir başka yerde normal olarak karşılanabilir. Şimdi enformasyon çağına ait 5 ahlaki boyutumuz var buradaki. Bunların ne olduklarına bakalım. Enformasyon hakları ve yükümlülükleri. Bireyler ve örgütler kendileriyle ilgili olan enformasyon haklarına sahipler. Mülkiyet hakları ve yükümlülükleri sahipliği izlemenin ve açıklamanın zor olduğu ve mülkiyet haklarını yok saymanın ne kadar kolay olduğu dijital bir toplumda geleneksel fikir ve mülkiyet haklarının nasıl korunduğuyla alakalı. Hesap verilebilirlik ve kontrol, bireysel ve ortak enformasyona ve mülkiyet haklarına verilen zararlar için kimin sorumlu ve yükümlü tutulacağıyla alakalı. Sistem kalitesi, bireysel hakların korunması ve toplumun güvenliği için
Veri ve sistem kalitesine ilişkin hangi standartların talep edildiği ile alakalı, yaşam kalitesiyle enformasyon ve bilgi temelli toplumda hangi değerleri korunması ile alakalı durum, haklarımız ve değerlerimizin ihlal edilmesi durumunda bizi hangi kurumlar koruyacak, hangi kültürel değerler ve uygulamalar yeni enformasyon teknolojisi tarafından desteklenecek şeklinde arkadaşlar. Bunlar 5 tane arkadaşlar ahlaki boyut. Bu boyutların incelenmesi gerekiyor tabii. Mesela hesap verilebilirlik ve kontrol ve bakacak olursak İsrail'de şu an Netanyahu hükümetin ve hükümettekilerin hiçbir şekilde yargıya hesap vermemeleri konusunda bir yasa tasarısı ortaya attı. Bu yasa tasarısını ketenpereye getirip meclisten geçirmeye kalktı. Bunun üzerine de şu an İsrail karıştı. Yani yapılan her şeyin hesabının verilebiliyor olması şart. Nerede olursanız olun. Yine bir devam etmeden önce bir ara verelim mi arkadaşlar ya? Bir ara verelim ufak. Şimdi beş tane ahlaki boyuttan bahsettik. Bir de temel bilgisayar teknolojisi eğilimlerine bakalım. Bunlar etik konuları ortaya çıkaran teknolojiler. Bilgisayar gücünün ilk katına çıkması var. Bilgisayarlar arkadaşlar 18 ayda bir bilgisayar gücünün ilk katına çıkması gerekiyor gibi bir Moore kanunu var. Bu Moore kanunu der ki bir bilgisayar gücünün 18 ayda bir ikine katlamalıdır. Bundan kaynaklı da bilgisayar teknolojisi sürekli atılım halindedir. Bu da örgütün kritik faaliyetlerine, bilgisayar sistemlerine bağımlı olması, sürekli onların sistem hatalarına karşı savunmasız ve düşük veri kalitesi yaşamalarını sağlayacaktır. Daha iyi bilgisayarlar sürekli piyasaya çıktığı için. Yine veri depolama maliyetlerinin hızlı bir şekilde düşmesi, örgütlerin bireylere ilişkin detaylı veri tabanlarını kolaylıkla tutabilmelerini sağlıyor. Ağ oluşturmaya ilişkin gelişmeler, verinin bir yerden başka bir yere kopyalanmasının ve kişisel verilere uzak yerlerden erişimin daha kolay hale gelmesini sağlıyor arkadaşlar. Veri analizine ilişkin yine gelişmelere bakacak olursak, işletmelerin aşağıdaki amaçlar için büyük ölçeklerde toplanan verileri analiz edebilmeleri. Burada profil oluşturma karşımıza çıkıyor. Profil oluşturma, çoklu kaynaklardan elde edilen verilerin bir araya getirilmesi ve bireyler hakkında detaylı informasyonlardan oluşan elektronik dosyaların oluşturması için bilgisayarın kullanımına profil oluşturma deniyor arkadaşlar. Bu da hepimizin aslında bir profili olduğu ve bu oluşturulan profillerin
firmalar tarafından kullanıldıkları ve yasak olmasına rağmen arkadaşlar bizim verilerimizi başka firmalara satmaları gerçeğini karşımıza çıkarıyor. Bu ciddi bir sıkıntı aslında. Hiç bilmediğiniz yerlerden, hiç daha önce hiç girmediğiniz bir siteden bile size teklif bir şey gelebiliyor. Yine açık olmayan ilişki farkındalığı, NORA, non-obvious relationship awareness, bunun uzatılmışı. Suçları ve teröristleri belirlemeye yardımcı olabilecek gizli bağlantılar ortaya çıkarmak için çoklu kaynaklardan elde edilen verilerin bir araya getirilmesi. Tabi bunda şöyle bir sıkıntı var. Suçlu olmasanız da siz bu sistemle sürekli kontrol ediliyorsunuz. Sizin suçlu olup olmamanız bu sistem tarafından kontrol edilmediğiniz anlamına gelmiyor. Herkesin verisi inceleniyor, izleniyor. Bu incelenip izlenen veriler içinden suçlular daha sonra ortaya çıkarılıyor. Yine burada şeyle Nora ile ilgili bilgi var. Enformasyon oldukça farklı kaynaklardan toplayıp gizli, açık olmayan ilişkileri buluyor. Bir kumarhaneye iş başvurusunda bulunan bir aday suçlu olarak bilinen biriyle bir telefon numarası paylaştığında bu konuda yöneticiler uyarılabiliyor arkadaşlar. Bu tarz şeyler var. Bu tarz incelemeler mevcut. Bu herkes üzerinde yapılabiliyor. Burada bir kumarhane çalışanından bahsedilerek olay biraz şey yapılmış ama bizler için de bunun yapıldığını unutmayın arkadaşlar. İnternette biraz araştırma yaparsanız yasal olmayan konular konusunda bir yerden sonra kapınıza birileri dayanır. Bunu bilin. Aslında hepimiz bir şekilde kontrol altındayız. Dijital diktatoryanın çok daha şey olduğu, keskin olduğu ülkeler de var. Bunlardan bir tanesi de Çin. O da dijital bir diktatorya var resmen. Herkes kendi evi hariç, orası da soru işareti, kendi evi hariç, sokağa çıktığından itibaren gittiği yerlere kadar sürekli izleniyor. Person of Interest diye bir dizi vardı. Sokak kameraları, şeylerin web kameraları, şunlar bunlar, onlar üzerinden bütün kameraları kullanarak herkesin bulunduğu yine Hızlı ve Öfkeli de Tanrı'nın Gözü diye adlandırdıkları bir program vardı. O da buna benzer kamera sistemlerini kullanıp her yerde herkesi sürekli izleyebiliyordu. Uydularda buna dahil olarak hani istediği bütün görselleri alan şeyleri kullanarak insanların bulundukları yerleri yaptıklarını ve mümkünse sesli kayıt alan bir cihaz varsa sesin de algılanmasına yönelik işlem yapan görüntü işleme teknolojileri vardı. Çin'de bu uygulanıyor. Daha da geliştirmeye niyetler. Orada. Şimdi temel kavramlar sorumluluk, hesap verilebilirlik, yükümlülüklere bakalım. Yani etik analize ilişkin temel kavramlar. Sorumluluk, verilen kararlara ilişkin potansiyel maliyetlerin, görevlerin ve yükümlülüklerin kabul edilmesi. Hesap verilebilirlik, sorumlu tarafları belirlemeye yönelik mekanizmalar. Yükümlülük, bireylere ve firmalara kendilerine yönelik olarak gerçekleştirilen zararları tazmin etme olanağının verilmesi. Yine hukuk kurallarına uygun süreçse daha bir üst makama başvurabilme olanağı ile birlikte yasaların iyi bir şekilde bilindiği ve anlaşıldığı süreç şeklinde.
Etik analize bakacak olursak, etik bir konuyu beraberinde getiren bir durum ile karşı karşıya kaldığımızda bunun nasıl analiz edileceğini okuyacağız. 5 tane adımımız var burada. Olayları açık bir şekilde belirleme ve tanımlama, çatışma ve ikilemi tanımlama ve çatışma veya ikilemle dahil olan üst düzey değerleri belirleme, paydaşları belirleme, mantıklı bir şekilde gerçekleştirebilecek seçenekleri belirleme, seçeneklerin muhtemel sonuçlarını belirleme şeklinde. Açık ve net olayları açık bir şekilde belirleyip tanımlama yapacak olursak kimin, kime, neyi, nerede, ne zaman ve nasıl yaptığını bulmakla başlıyor. Başlangıçta bize bildirilen olaylarda yer alan hatalara ve genellikle olayları basit ve düz bir şekilde ele almanın arasındaki farklardan bahsediliyor. Yine çatışma ve ikilem tanıyan ile ilgili ikinci konuya bakacak olursak, etik, sosyal ve politik konular her zaman yüksek değerlere atıfta bulunan konulardır. Uyuşmazlığa düşen tarafların tamamı bir takım yüksek değerleri izlemeyi talep ederler. Etik bir konu genellikle bir ikilemde içinde barındırır şeklinde. Paydaşların belirlenmesi, her etik, sosyal ve politik konunun çeşitli paydaşları olduğu bir gerçek. Sonuçlardan bir kazancı olan, duruma yatırımda bulunan ve genellikle sessiz düşünceleri olan oyunculara veriliyor. Yine mantıklı bir şekilde gerçekleştirebilecek seçeneklerin belirlenmesi, tüm çıkarları tatmin edecek olan bir seçenek bulunmasa da bazı seçenekler diğerlerine göre daha etkilidir. Bazen iyi ve etik bir sonuca ulaşmak, tüm paydaşlar için gerçekleştirebilecek sonuçlarda bir denge sağlamak olmayabiliyor. Yine seçeneklerin muhtemel sonuçlarının belirlenmesi, etik açıdan doğru olan bazı seçenekler başka bakış açılarından yıkıcı olabilirler. Diğer seçenekler tek bir örnek için geçerli olurken bazıları arkadaşlar geçerli olmuyor. Yine aday etik ilkeler var. Altın kural bunların birincisi. Başkalarının sana ne yapmasını istiyorsan sen de başkalarına onu yap. Kendini başkalarının yerine koymak ve kendini kararının nesnesi olarak düşünmek, karar verme sürecindeki doğruluk hakkında düşünmeye yardımcı olur. Kendi yapılmasını istemediğim şeyi başkasına yapma diye de hani aklınızda bu şekilde kalmış olabilir. Yine Immanuel Kant'ın koşulsuz buyruk ilkesi var. Eğer bir eylemin gerçekleşmesi herkes için doğru değilse hiç kimse için de doğru değildir. Descartes'in değişim kuralı. Eğer bir eylem tekrar tekrar gerçekleştirilmiyorsa eylemin gerçekleştirilmesi doğru değil şeklinde. Devam edecek olursak faydacılık ilkesi yüksek veya büyük bir değer yaratan eylemi gerçekleştirin. Riskten kaçınma ilkesi en az zararı veya en az olası maliyeti üreten eylemi gerçekleştirmek. Üzerine bedava yemek yok kuralı. Ağlamayana meme vermezler gibi ya da emek olmazsa yemek olmaz şeklinde. Aksiyonda bir açıklama olmadığı müddetçe hemen hemen tüm somut ve soyut nesnelerin başka birisine ait olduğunu varsayılması. Yine profesyonel davranış kurallarına bakacak olursak meslek birlikleri arkadaşlar önemli. Her mesleğin kendisine ait bir odası olması lazım. Bilgisayar mühendisleri odası, makine mühendisleri odası, yine tıpla alakalı arkadaşlar odalar, bunların olması ve bunların mesleğe yönelik bir bakışının olması, kuralların, etiklerin de olması lazım. Toplumun genel çıkarları dahilinde kendilerini düzenleyeceklerine dair olan meslekler tarafından verilen vaatler olması gerekiyor. Yine gerçek dünyaya ilişkin etik ikilemler var. Her zaman diğer dünyayla
diğerleriyle çatışan bir çıkar vardır arkadaşlar. Çatışan çıkarların olduğu farklı gruplar olacaktır. Herkesin olaylara bakışı farklı. İşletmenin çalışanların verimliliklerini maksimize etme hakkına karşılık çalışanların kısa kişisel işleri için interneti kullanma hakkı gibi. Çalıştığınız yerde kendi işiniz için de tabii interneti kullanırsınız ama aslında kendi işlerinizi iş yerinde yapmak ne kadar etik kısım var. Tabii yaptığınız işle de alakalı. Enformasyon sistemlerin ahlaki boyutuna gelecek olursak arkadaşlar. Kişisel gizlilik bunun başında. Yine bireylerin yalnız kalma, diğer bireylerin, örgütlerin veya devletin gözetiminin veya müdahalesinin olmamasını talep etme hakkı var. Kendisi hakkındaki enformasyonu kontrol edebilme hakkı da bulunuyor arkadaşlar. Kendinize ait kişisel bilgileri dışarı aktarmayabilirsiniz. Sırf kendisinin fotoğrafları etrafta olmasa, görünmese bile ya görünmemesi için herhangi bir sosyal medya platformuna fotoğraf koymayan, yanlış foto, sahte fotoğraf koyan kişiler var. Kişiler bazen bilinmek istemeyebilirler. Bu çok normal bir şey. Yine Amerika'daki kişisel gizlilik birinci anayasa değişikliği, dördüncü anayasa değişikliği, ilave federal kanunlarla korunuyor. Bizde de anayasaya göre bunlar korunuyor arkadaşlar. 1924 anayasası ve sonrasında gelen anayasalarda bizim kişisel ifade özgürlüklerimiz aslında korunuyor. Kişiler hiç kimseye bildirmeksizin istedikleri zaman şey yapabiliyorlar. Toplantı ve gösteriş hakları var aslında. Adil enformasyon uygulamalarına bakacak olursak Fair Information Practices. Enformasyon toplama ve kullanmayı yöneten ilkeler seti var. Yine Amerika ve Avrupa'da kişisel gizlilik yasalarının çoğunun temeli buna dayanıyor. Amerika'nın şeyi var arkadaşlar. Avrupa'nın bireylerin kişisel gizliliğine dair çok büyük hassasiyeti var. Bu diğer ülkelerde bu kadar şey olmasa da Avrupa'da bu ciddi göz önünde bulunduruluyor. Kayıt tutucu ve birey arasındaki çıkarların karşılıklı olması bir başka nokta. Yine 98 yılında çevrimiçi kişisel gizliliği korumaya yönelik bir yönerge sunmak amacıyla Federal Ticaret Komisyonu tarafından genişletilmiş ve yeniden ifade edilmiş öneriler var. Burada şöyle devam edecek olursak Federal Ticaret Komisyonu'nun enformasyon uygulamaları ilkelerine bakacak olursak arkadaşlar bildirim farkındalık yani temel ilke web siteleri veri toplamadan önce enformasyon uygulamalarını açıklamak zorundadır. Bu açıklama toplayıcının kimliğini, verilerin kullanımını, verinin diğer alıcılarını, toplamanın doğasını, gönüllülük ve gereklilik durumunu, reddetmenin sonuçlarını ve verilerin gizliliğini, doğruluğunu ve kalitesini korumak için hangi adımları izleneceğini de içermelidir. Yine seçim onay temel ilkesi enformasyonun işlemi desteklemekten başka ikinci amaçlar için içsel kullanım veya üçüncü taraflara transfer edilmesi gibi nasıl kullanacağını tüketicilerin kendilerinin seçebilmelerine olanak tanıyan bir seçme sisteminin yürürlükte olması zorunludur.
Yine erişim katılımsa tüketiciler uygun ve ucuz bir süreç içinde kendileri hakkında toplanan enformasyonun doğruluğunu ve eksikliğini gözden geçirebilmeli ve onaylayabilmelidir şeklinde. Güvenlikse bilgi toplayıcılar tüketici enformasyonunun izinsiz kullanılmaması konusunda dikkat ve güvenliği temin etmeye yönelik adımlardan sorumludur. Uygulama ise adil enformasyon uygulamaları ilkelerini uygulamaya yönelik bir mekanizmaya yürürlükte olmalı. Söz konusu mekanizma kendi kendini düzenlemeyi ihlaller için tüketicilere yasal çağrılar veren mevzuatı veya federal yasa ve düzenlemeleri içermelidir şeklinde. Veri korumaya ilişkin Avrupa direktiflerine bakacak olursak, işletmelerin haklarında enformasyon toplayacakları zaman insanları bilgilendiren ve toplanan enformasyonun ne şekilde depolanacağı ve kullanılacağı açıklamaları gerekli. Bunu az önce de belirtmiştik. Yine müşterilerin bildirilmiş onayı gerekli. Bildirilmiş onay ise rasyonel bir karar verilmek için ihtiyaç duyulan tüm olaylara ilişkin bilgiyle verilen onayı ifade ediyor. Avrupa Birliği üye ülkeleri kişisel verileri benzer kişisel gizliliğin korunması düzenlemelerine sahip olmayan ülkelere transfer edemiyorlar arkadaşlar. Bu Amerika'nın örneklerinden biri. Yine güvenli liman var arkadaşlar. Güvenli liman resmi düzenleme mercilerinin ve mevzuatın amaçlarını karşılayan ancak resmi bir düzenleme ya da zorlama gerektirmeyen özel bir kendi kendini düzenleyici politika uygulama mekanizması anlamına geliyor. ABD işletmeleri güvenli liman çerçevesinde kullanıyorlar. Kişisel gizliliğe ilişkin internet sorunlarına şöyle bir göz açacak olursak, çerezler var. İnternet sitelerine girdiğinizde cookies dediğimiz çerezler var arkadaşlar. Ziyaretçinin web tarayıcı yazılımını tespit etmek ve ziyaret edilen web sitelerini izlemek için ziyaretçinin sabit disk üzerine indirilen küçük metin dosyaları bunlar. Web sitelerinin ziyaretleri hakkında profil oluşturmalarını mümkün kılıyor. Bilgisayarınızda şu an bile bir dünya çerez var. En basitinden buraya bile gelmek için, bunu izlemek için bile girdiğinizde aslında bir çerez bırakıyorsunuz. Yine web işaretleri mesajı okuyan kişiyi izleme amacıyla e-posta ve web sayfalarının içine yerleştirilen çok küçük grafikler arkadaşlar. Bir mesajın okunup okunmadığını, bazen okunduysa mesajı gönderene bilgi verilmesini sağlıyor. Yine casus yazılımlar kullanıcının bilgisayarına gizli bir şekilde yüklenen kullanıcının tuş vuruşlarını veya iletebilen kullanıcının girdiği yerleri, mouse'un hareketlerini izleyebilen, istenmeyen reklamları gösterebilen bu tarz yazılımlar var. Kişinin bilgisayarından verilerin çekilmesini de sağlayabiliyorlar arkadaşlar. Bunlar spyware dediğimiz yazılımlar var. Çerezler nasıl çalışıyor? Ona bakacak olursak, bilgisayar sunucuya ben oturum açmak istiyorum diyor. Sunucu çerezi geri gönderiliyor. Çerezi alan bilgisayar arkadaşlar daha önce bilgisayarında var olan çereze ait bilgileri alıyor. Sunucu da hoş geldiniz deyip arkadaşlar ziyaretçinin kimliğini tespit edip kullanıcı hakkındaki verileri çağırıyor. Böylece ona ait olan verilerin işlenmesi sağlanıyor. Peki bunlara katılmamayı tercih edebiliyor muyuz? Evet, bunlara katılmamayı tercih edebiliyorsunuz arkadaşlar. Katılmamayı tercih etme, opt-out, katılmayı tercih etmeyse arkadaşlar opt-in geçiyor. Kişisel gizlilik savunucuları bilgilendirmiş onaya ilişkin katılmayı tercih etme, yani opt-in modelinin daha geniş çapta kullanılmasını istiyorlar.
Yine bazı siteler enformasyon politikası ifadelerine katılmamayı tercih etme seçeneği kutularını ilave ediyorlar. Bilgilendirilmiş onaya ilişkin katılmamayı tercih etme modeli, tüketici özel olarak verinin toplanmamasını talep edene kadar kişisel enformasyonun toplanmasına izin veriyor. Yani kişinin ben istemiyorum diyene kadar verilerini topluyorsunuz. Hani orada bir laf kalabalığı var. Aslında tam tersi durumlar söz konusu. Piyasada oluşan işlemler ilişkin enformasyon toplamaları ve bu enformasyonun diğer pazarlama amaçları için kullanılmalarına izin veriyor Amerika. Çevrimiçi endüstri kişisel gizlilik mevzuatı için kendi kendini düzenleyici önlemler tercih ediliyor. Sorumluluğun kapsamı çeşitlilik gösteriyor. Enformasyonu kullanma bildirileri, katılmamayı tercih etme kusurlukları, kişisel gizlilik ilkelerine ilişkin çevrimiçi damgalar gibi. Bununla ilgili teknik çözümlere bakacak olursak P3 ve Platform for Privacy Preferences var arkadaşlar. Web sitelerinin kişisel gizlilik politikalarını ziyaretçinin web tarayıcısına kullanıcıya iletebilmelerini mümkün kılıyor. Böylece kullanıcılar tarayıcı ayarlarında arzu ettiği kişisel gizlilik düzeylerini belirliyorlar. Örneğin orta düzey katılmayı seçme veya katılmamayı seçme politikasına sahip olan birinci parti sitelerinden gelen çerezleri kabul ederken katılmayı tercih etme politikası olmaksızın kişisel olarak tanımlanan bir enformasyonu kullanan üçüncü parti sitelerinde reddediyorlar. Bu nasıl çalışıyor? P3P web tarayıcısı yazılım ile kullanıcı web sayfasını talep ediyor sunucudan. Web sunucusu web sitesinin politikasının sıkıştırılmış bir versiyonu ve tam P3P politikası için bir gösterge ile birlikte web sayfasını geri getiriyor. Eğer web sitesi P3P ile uyumlu değilse herhangi bir P3P verisi geri dönmüyor. Kullanıcının web tarayıcısının yazılımı web sitesinden gelen cevap ile kullanıcının kişisel gizlilik tercihlerini karşılaştırıyor. Eğer web sitesi bir P3P politikasına sahip değilse veya politika kullanıcı tarafından oluşturulan kişisel gizlilik düzeyiyle eşleşmiyorsa kullanıcıyı uyarıyor ve web sitesinden gelen çerezleri reddediyor. Aksi takdirde web sayfası normal bir şekilde yükleniyor arkadaşlar. Fikri mülkiyette bakacak olursak hepimizin arkadaşlar fikri mülkiyeti var. Fikri mülkiyet bireyler veya işletmeler tarafından yaratılan maddi olmayan varlıkları ifade ediyorlar arkadaşlar. Üç temel yol var. Ticari sırlar, kamusal alanda yer almayan bir işletmeye ait olan fikri çalışma veya bundan ürün elde etme. Bir iş amacı için kullanılan herhangi bir fikri çalışma ürünü, formül, cihaz, şablon veya verilerin derlenmesi gibi kamuya mal olmuş bir enformasyona dayanmama koşuluyla ticari sır olarak sınıflandırılıyor arkadaşlar. Telif hakkı ise fikri mülkiyetin yaratıcısının çalışmasının herhangi bir amaçla başkaları tarafından yaratıcısının yaşam süresi ve yaratıcının ölümünden sonraki 70 yıl boyunca kopyalanmasına karşı koruyan kanuni imtiyaz anlamına geliyor. Patentler ise yaratıcısına buluşunun arkasında yatan fikirler için 20 yıl süreyle ayrıcalık bilir tekel hakkı veriyor. Bir şeyin patentine sahipseniz ondan üretilen ürünler için arkadaşlar şey alabiliyorsunuz. Para alabiliyorsunuz patent parası. Tabii fikri mülkiyet hakkında sorular da var. Sorunlar da bulunuyor. Dijital medyanın fiziksel medyadan farklılık göstermesi gibi. Dijital medya çok kolay kopyalanabiliyor. Aktarma kolaylığı var. Yazılım olarak sınıflandırmaya ilişkin zorluklar var. Yoğunluklar var. Ve belirsizliği sağlamanın zorlukları var. MP3 dediğimiz müzik dosyaları
çok fazla şekilde kolayca bir yerden bir yere taşınabiliyor. Bu ciddi bir mesela müzik sektörü için sorun yaratıyor. İlk başta bu Napster'la başladı. Sonra Grokster, Kazaa, Morpheus gibi paylaşım servisleri çıktı. Günümüzde bu şekilde MP3 sorunları daha azaldı. Yani Apple MP3'leri çok küçük fiyatlarla kullanıcılarına satıyor. Bundan da müziği yaratanlar para kazanıyor. Yine Spotify gibi müzik dinleme siteleri var. Oralara belli abonelikler karşılığı şey yapabiliyorsunuz. Yine YouTube müzik gibi. Bunlar hepsi müziği üreten kişilere sonrasında ödemeler yapıyorlar. Kitapların, makalelerin ve diğer fikri mülkiyetlerin internet üzerinden yasal olarak satılması veya dağıtılması için bir takım mekanizmalar geliştirilmiş ve Dijital Milenyum Teklif Hakları Kanunu 98 yılında telif haklarını korumaya yönelik bir takım önlemler sunmuş vaziyette arkadaşlar. Bunun da şeyi var. Hesap verilebilirlik, yükümlülük ve kontrole bakacak olursak bilgisayarla ilişkili yükümlülükler ve bunların problemleri ne? Yine yazın bir başarısızlığı olursa sorumlu kim olacak? Eğer zarara neden olan bir makinenin parçası olarak görülürse yazılım üreticisi ve operatör yükümlülüğü tutulabiliyor. Eğer kitaba benzer şekilde görülürse yazarı, yayıncıyı sorumlu tutmak zor. Eğer yazılı bir hizmet olarak görülürse sorumluluk, yükümlülük ne olmalı? Bu durum telefon sistemlerine iletilen mesajlar için yükümlü olmamalarına benzeyebiliyor. Bilgisayarla ilişki yükümlülük problemleri var. Bence yükümlülük klavyenin başındaki olmalı. Sistem kalitesi var. Sistem kalitesi ve sistem hatalarına bakacak olursak, sistem kalitesine ilişkin olarak kabul edilebilir ve teknik açıdan mümkün olan seviye ne? Hatasız yazılım var mı? Yoktur. Hatasız yazılım diye bir şey yok. Yani ekonomik açıdan da yapılamaz. Çünkü hatasız yazılım yapılabilmek için çok fazla çalışmak gerekiyor. Çok fazla vakit harcanması yazılıma sorunları ortaya çıkarıyor arkadaşlar. Bir kere yazılım bir an önce yazılması her zaman için bir artı. Yazılım siz bir an önce yazıp teslim etmezseniz bu da sıkıntı yaratıyor karşı taraf açısından. Karşı tarafın böyle bir sıkıntıyla karşılaşmaması için yazılımın bir an önce teslim edilmesi lazım. O yüzden de hatasız bir yazılım şey değil, mümkün değil. Yazılım bug'ları ve hataları olacaktır. Düşük sistem performansının temel kaynaklarını, donanım ve test arızaları olacaktır ama bunların çabuk tespit edilip çabuk giderilebilmesi önemli. Düşük girdi ve veri kalitesi yine çok büyük sıkıntı. Verilerin iyi incelenip, irdelenip enformasyona dönüştürülmesi önemli bir nokta. Tarafsızlık, eğişim ve sınırlara bakacak olursak arkadaşlar, sistemin negatif sosyal sonuçları var. Gücün dengelenmesi, değişim hızı, sınırların korunması, bağımlılık ve savunmasızlık gibi. Bilgi işleme gücü daha ademi merkez haline gelmesine rağmen temel karar verme süreçleri merkezi olmayı sürdürüyor. Ve değişim hızı global rekabete cevap verilmek için yeterli zamana sahip olmak şart arkadaşlar. Bunu yapabilen firmalar zaten bir adım öne geçiyorlar. Bilgi işleme, internet kullanımının iş gücünün uzatması ve aile kavramının bozulması kişisel zamanın yok edilmesini getiriyor. Sınırları bilmek lazım. Sabah 8'de işe başlayan birinin gece 11-12'ye
kadar çalıştırılıp ertesi gün yine sabah 8'de işe getirilmesi şey değil, yasal değil. Aile için vakit ayrılmalı, iş için vakit ayrılmalı ve kişilerin kendi boş zamanları için vakit ayrılması önemli. Bağımlılık ve savunmasızlığa bakacak olursak, enformasyon sistemlerine inanılmaz derecede bağımlılık var. Kamu ve özel sektör örgütlerin bunlara bağımlı hale gelmişliği var. Bu da herhangi bir bilgisayarda bir şey olursa arkadaşlar savunmasızlığı da karşımıza getiriyor. Bilgisayar suçları her zaman karşımıza çıkabiliyor. Bilgisayarın kötüye kullanılması, korsanlık, istenmeyen e-postalar en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Şirketlere gelen istenmeyen e-postalar arkadaşlar. Yasa dışı yollarla bir başkasının bilgisayarındaki verilerin ele geçirilmesi veya bunların manipüle edilmesi ve sıkıntılardan bir tanesi. İstihdam yine arkadaşlar iş süreçlerinin yeniden yapılandırılması, re-engineering dediğimiz enformasyon sistemlerini toplumda yeni enformasyon teknolojisinin büyük bir faydası olarak genellikle alkışlıyorlar. İş süreçlerinin yeniden tasarlanmasının potansiyel olarak milyonlarca orta kademe yöneticinin ve büro çalışanının işlerini kaybetmelerinin neden olacağından çok az sıklıkla bahsediliyor. Bunu geçen dersimizde konuşmuştuk. Bir ekonomiste göre sürekli işsizliğin olduğu bir ulus içinde az sayıdaki yüksek teknoloji elitleri olan işletme profesyonelleri tarafından idare edilen bir toplum yaratma olasılığımızı yükseltiyor. Tabii burada işsizlik her zaman sorun. Çünkü rahmetli Süleyman Demirel'in bir şeyi vardı. Boş tencerenin yıkamayacağı bir hükümet yoktur arkadaşlar. İnsanlar işsizse ve açsa aç insan her şeyi yapar. Toplumsal düzeni de bozar. Hükümetleri devirir. Her şeyi gerçekleştirebilir. Tarafsızlık ve erişime dijital bölünmeye bakacak olursak ABD'de diğer toplumlarda mevcut olan sosyal, ekonomik ve kültürel boşluklar enformasyon sistemleri teknolojisiyle azaltılabilir mi sorusu var. Belli gruplar ve gelir gruplarının bilgisayar ve internet erişimine sahip olma oranları oldukça düşük. Bu dünyada da bu şekilde. Tabi bunun iyileştirilmesi önemli. Ne kadar çok kişi bunlara sahip olursa o kadar çok kişi faydalanabiliyor. Yine sağlık riskleri var arkadaşlar. Tekrarlayan gerilim dezenformasyonu dediğimiz günümüzün en yaygın mesleki hastalığı. Tekrarlanan hareketler dolayısıyla kas gruplarının zorlanması sonucunda ortaya çıkıyor. Bilgisayarı sürekli kullanan insanların bileklerinin arızalanması, iyi oturama pozisyonunda olmaktan kaynaklı arkadaşlar. Yani şöyle, şöyle olma gibi. İyi oturma pozisyonuna kaynaklanan sırt ağrıları, bel ağrıları, boyun ağrıları gibi. Yine karpal tünel sendromu var arkadaşlar. Bileğin kemik yapısının içinden geçen median siniri üzerine baskı oluşması ve ağrının ortaya çıkması şeklinde ifade ediliyor. Bilgisayar ekranı sendromlar, masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, ev koruyucular, akıllı telefonlar ve elde taşınan video oyunlarında kullanılan görüntü ekranı ile ilişkili her türlü göz yorgunluğu durumunu ifade ediyor. Teknostres ise bilgisayarla ilişki en yeni rahatsızlık bu. Bilgisayar kullanımıyla artan stresi ifade ediyor. Teknostresin belirtileri arasında kızgınlık, insanlara karşı düşmanlık, tahammülsüzlük ve yorgunluk yer alıyor. Radyasyon, emisyon, ekran emisyonları, düşük düzey elektromanyetik alanlar yine var. Kullandığınız monitörle alakalı arkadaşlar. Kullandığınız monitör, eski tip monitörler, tüplü monitörler, mesela ciddi radyasyon yayıyorlar. Bilgisayarın
Bilgisayarın başında ne kadar çok vakit geçirirseniz buradan aldığınız şey artıyor. Yine bütün elektronik aletlerde miktar elektromanyetik alan yayıyorlar. Bunlardan da bilgisayarın başında oturttukça çok fazla etkileniyoruz. Burada da sağlık riskleri diye bahsedilen bu. Gelip dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu hafta anlatacaklarımız bu kadar. Dördüncü bölümü bitirdik. Beşinci bölümle birlikte enformasyon teknolojisi altyapısına geneline bir giriş yapıyoruz. Yeni kısmımız. Gelecek hafta enformasyon teknolojisi altyapısı ve gelişmekte olan teknolojilerden bahsedeceğiz. Beşinci ünitede. Gelip dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.